Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Demak, Destination C1 C2'dan darslarni davom qildiramiz. Bugungi o'tadigan darslarimiz 21 unit noun phrase, ya'ni ot haqida bo'ladi bugungi darsimiz. Demak, otlar ikkiga bo'linadi: countable va uncountable noun, sanaladigan va sanalmaydigan. Demak, sanaladigan otlarni sanab bo'ladi, 1 2 deb. Demak, sanalmaydiganini sanab bo'lmaydi. Demak, countable nouns have singular and plural form. Demak, sanaladigan otlar birlik va ko'plik shakliga ega bo'ladi. That painting is amazing. Bu rasm, ana bu rasm juda ham ajoyib. Those paintings are dreadful. Ana bu rasmlar juda ham dahshatli. Demak, painting rasm bu yerda birlikda kelyapti. Orqasida is yo'q. Demak, o'zidan keyin birlikdagi fe'lni qabul qiladi. Agarda paintings mana rasmlar deb ko'plikdagi is bilan kelyapti, o'zidan keyin ko'plikdagi fe'lni qabul qiladi. Demak, ot birlikda bo'lsa, birlikdagi fe'l, ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, ko'plikdagi fe'lni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Some countable nouns, demak, ba'zi bir sanaladigan otlar have irregular plurals. Demak, ba'zi bir sanaladigan otlar ko'pligi boshqacha shaklda yasa, masalan, person odam, people odamlar, mouse sichqon, mice sichqonlar. Demak, buni sizlar bilan oldin o'sha grammar kitobida ham to'liq o'tganmiz, qaysilar qanaqa yozilish, o'shanda yana bir bor ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh. Keyingisi with hyphenated with hyphenated countable nouns with usually don't change in the their plural form. Ba'zi bir nimalar otlar o'zining ko'plik shakli ham birlik shakli ham bir xil bo'ladi, hech qanaqa is yoki shakli o'zgartirmaydi. Masalan, sheep bo'ladigan bo'lsa, qo'y birlikda ham ko'plikda ham sheep hisoblanadi. Farqi, agar biz bir qo'y demoqchi bo'lsak, undan keyin birlikdagi fe'l, ko'p qo'ylar demoqchi bo'lsak, ko'plikdagi fe'lni ishlatishimiz kerak. With hyphenated countable nouns, ya'ni chiziqchali sanaladigan otlar, we usually form plural by pluralizing the keyword. Biz asosan chiziqcha bilan yoziladigan ikkita, uchta so'zli iboratli ikkita so'zli yoki uchta so'zli otlarni ko'pligini yasamoqchi bo'lsak, asosan gapga o'sha so'zga asosiy ma'no beruvchi so'zga is qo'shimchasini qo'shamiz deyapti. Masalan, brothers in law, o'gay aka ukalar. Mana bu yerda aka ukalar kimlar? Aka ukalar haqida asosiy so'z aka uka bo'lganligi uchun is brothersga qo'shilyapti. Xo'sh, keyingisi overachievers. Nima deydi? O'zining vazifasini juda ham yaxshi bajaradigan, katta muvaffaqiyatlarga erishadiganlarni, o'sha nima, har ishda mukammal puxtalarni overachievers deyiladi. Demak, bu yerda achievers asosiy fe'l so'z bo'lganligi uchun is o'shanga qo'yilyapti. Xo'sh, with organizations and groups of people, a group, team, it often makes no difference whether the word is singular or plural. Demak, organizatsiya, tashkilotlar va group of people, odamlarning guruhini ifodalovchi fe'llar, masalan, guruh, team, jamoa, society, jamiyat. Demak, mana shu so'zlardan keyin biz asosan yoki birlikdagi fe'l yoki ko'plikdagi fe'lni ishlatsak ham hech qanaqa ma'no o'zgarish sodir bo'lmaydi. The government is yoki are deb bersak ham bo'ladi. Not doing anything to help the art. Demak, hukumat hech nima qilmayapti art, san'atga yordam berishga. Demak, mana shunda. Xo'sh, keyingisi with some countable nouns, when we want to refer to a group, we use a certain phrase ending in of. Demak, ba'zi bir sanaladigan otlarni biz agarda istasak uni guruh sifatida ishlatmoqchi bo'lsak, sanaladigan otlarni bir guruh deb, mana shu paytda o'zi har bir so'z uchun moslashgan so'zlar mavjud, bularni yodlash kerak va asosan ular of prelogi bilan tugaydi. Masalan, a flock of birds or sheep, bir gala qushlar yoki qo'ylar. Demak, flock degani o'sha qush bilan qo'ylarga nisbatan. A herd of cows and elephants, demak bu ham bir gala nima deydi, sigirlar yoki fillar. Yoki a pack of cards and dogs, yoki bir qancha itlar yoki kartalar. Yoki a bunch of flowers, grapes, bir qancha gullar yoki uzumlar, kalitlar deb aytishimiz mumkin. Demak, har bir so'zni agar o'sha sanaladigan otlarni guruhlab aytmoqchi bo'lsak, bizga o'sha mana shu o'zidan oldinga keladigan har bir so'z uchun moslashgan so'zlar kerak bo'ladi. Bularni o'sha yodlashimiz kerak bo'ladi asosan. Xo'sh.
Cengiz'in singular uncountable nouns. Demek birlikteki senelmedik notlarını kurup çıkarmışsınız. Demek senelmedik notlarını senel bulmayın. Ular fakat birlikte işletenlerdir. Singular countable nouns only have a singular form. Demek birlikteki senelmedik notlar fakat yine birlik şekilde yege. They only take verbs in the singular. Demek ular fakat özdenki birlikteki fiilini kabul kıladı. Is the information reliable? Demek bu informasiya association hesap oladı mı deyaptı. Demek information bu senelmedik on hesaplanadı. Demek senelme geldiği için yüzden oldun ya ki keyin hemişe birlikteki fiilini kabul kıladı. Singular countable nouns include demek kuyudaki senelmedik onla hesaplanadı. Advice, blood, bread, furniture, hair, information, jewelry, knowledge, luggage, milk, money, news, permission, respect, war. Demek bana şu sözlerden keyin bunlar senelmeydiğin mesela money kimdir senelat deyip öyle şimdi lakin senelmeydi demek news bu birlikte got hesaplanadı demek bana şu ve bundan taşka yana sözler var bunlar senelmeydiğin demek hesaplanadı otlar hesaplanadı. With singular uncountable nouns if we want to describe one particular item we have to use phrase ending in of before the noun. Demek eğer de biz senelmeydiğin otlarını grup kıp ifade edemekçi bulsak ya ki beraber Allah'ı da bir yani bana bu şey bittesini Allah'ı da ifade edemekçi bulsak bana şüphe etti bizge bazı bir sözler gerek bulat diye yaptı. Kaçtı ki of prologu bilen kirediğin otunu olduğundan. Mesela a bar of chocolate or soap. Mesela bir bar degenin plitke yani bir plitke şokolat. Ya ki a bit of help az yine yordam ya ki a blade of grass yani meyse yani bir kança ya ki bir ne var bağımlı bir tutam meyse ya ki a block of concrete yani blok bir kança blok sement bu dümene şunu da yakalıp bana şu sözler bilen a drop of water a loaf of bread a loaf of degen o şey bir kusok degen manada demek a lump of sugar a piece of bread yani nonni bir parçası demek mana shu nimalardan sanalmaydigan otlarning bittasini ifodalamoqchi bo'lganimizda mana shu nimalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi so'zlardan demak bu so'zlarni faqatgina yodlash kerak chunki masalan nima deydim a slice of degani bir burda degani masalan paperga ishlatolmaymiz paper uchun a sheet ishlatilishi kerak. Demek mana şu nimalarni her bir keladigan so'z o'zining oldidan ma'lum bir so'zni olib keladi. Demek mana bularni hoş keyingisi pluruk uncountable nouns ko'plikdagi sanalmaydigan otlar. Demek ko'plikdagi sanalmaydigan otlarni ko'ramiz. Hoş, plural uncountable nouns only have a plural form. Demek ko'plikdagi sanalmaydigan otlar faqat yine ko'plik şekliga ega. They only take verbs in the plural. Demek bular o'zidan keyin faqat ko'plikdagi fe'llarni qabul qiladi. The skeezers aren't on the table. Demek kayçılar nemanı üstüde yemez. Nemanı dedin. Stonu üstüde yemez. Demek plural uncountable nouns. Demek köplükteki senelmedik onlar kuyudakiler. Arms, binoculars, kettle, clothes, congratulations, earrings, glasses, goods, groceries, jeans, od. Xullas mana shu top valuables gacha mana shularning barchasi sanalmaydigan ko'plikdagi otlar hisoblanadi. Demak, bulardan keyin mana shu so'zlardan keyin siz hamisha ko'plikdagi fe'lni ishlatishingiz kerak bo'ladi. With plural uncountable nouns, we can sometimes use a pair of, usually when we see something has having a two part legs. Biz azazan ko'plikdagi sanalmaydigan otlar bilan ishlatishimiz mumkin a pair of ya'ni bir juft degan nimani ishlatishimiz mumkin qachonki agar da biz ko'radigan bo'lsak bir narsa ikkita qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa misol uchun a pair of binoculars ya'ni durbin deyapti ya'ni ikkita qismdan iborat yoki a trousers ya'ni shim ikkita qismdan iborat ya'ni yoki skizzers ya'ni u ham qaychi ham ikkita qismdan iborat nima dedim xullas ikkita bir xil ya'ni ikkita bir narsa ikkita qismdan iborat bo'ladigan bo'lsa mana shu paytda biz a pair ofdan foydalanishimiz mumkin ekan ko'plikdagi sanalmaydigan otlar uchun. Xo'sh. Some uncountable nouns end s but are singular. Demak, ba'zi bir sanalmaydigan otlar
iske tugaydi ya'ni o'zi asosan lar degan qo'shimchani beradi ko'plik ma'nosida lekin ba'zi bir sanalmaydigan otlar iske tugar ekan lekin ma'nosi birlikda masalan diabetes news physics politics demak bular oxirida is bo'lishiga qaramasdan bular birlikdagi ot hisoblanadi demak o'zidan keyin birlikdagi fe'lni talab qiladi many nouns are uncountable with one meaning and countable with another meaning. Demak, ba'zi bir otlar sanalsa boshqa ma'no, sanalmasa boshqa ma'no beradi deyapti. These include ular quyidagilar: cake, chicken, chocolate, damage, glass, hair, paper, time, wood, work. Demak, mana shu so'zlar ham sanaladigan otlar bilan, ham sanalmaydigan otlar bilan ishlatilishi mumkin, lekin ma'nosi boshqacha bo'lar ekan. Masalan, the table is made of wood. Uncountable the material. Demak bu stol yog'ochdan yasalgan. Demak material. Material hech qachon sanalmaydi ingliz tilida. Keyingisi it's a picture of a local wood. Countable a small forest. O'rmon ma'nosida keladigan bo'lsa wood kichik o'rmon ma'nosida. Demak bu paytda sanaladi. Sanalgan qayerda bilamiz? Sanaladigan otlar oldida hamisha biz article ishlatamiz. A article. Yoki aniq article farq yo'q. Demak yoki masalan ovqatim ichidan soch chiqdi desangiz a hair bo'ladi demak sanaladi agar kimdadir juda ham uzun sochlari bor desa demak sochlar butun bir sochni ifodalar uchun sanalmaydi yoki yana qaysi paper masalan paper paper degani gazeta ma'nosida kelsa a paper sanaladi qog'oz ma'nosida kelsa sanalmaydi demak xuddi shunday demak buni sizlar bilan nimalarda ko'rganmiz morfin ikkinchi qismida ko'rib chiqdik qaysi ma'nosi kelsa sanaladi qanday kelsa sanalmaydi demak o'shandan ko'rib olishingiz mumkin xo'sh some nouns which are usually uncountable are used as countable nouns in a certain expressions demak ko'pchilik sanalmaydigan otlar ishlatilinadi xuddi sanaladigandek ba'zi bir so'zlar bilan expression iboralar bilan masalan a knowledge of or a great help demak a knowledge of yoki a great help degan masalan help bilan knowledge sanalmaydi demak lekin bizga a va undan keyin ofni qo'yib ba'zi bir expression ya'ni birikmalar bilan sanaydigan qilib ishlatishimiz mumkin ekan xo'sh quantifiers only used with countable nouns demak sanaladigan otlar bilan ishlatiluvchi aniqlovchilar demak mana shu a couple of a number of another demak mana shu to several yoki several of the endi gap ma'nosiga qarab of the yoki several o'zi ishlatilishi mumkin demak mana shular faqatgina sanaladigan otlar bilan ishlatiladi mana shu aniqlovchilar quantifiers only used with singular uncountable nouns demak mana bu aniqlovchilar faqatgina birlikdagi sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi an amount of a great deal of a little to only a little gacha barchasi o'sha sanalmaydigan otlar uchun ishlatiladi xo'sh quantifiers with used all nouns demak barcha otlar bilan ishlatiladigan aniqlovchilar all a lotdan boshlab to somegacha mana shularning barchasi ham sanaladigan ham sanalmaydigan otlar bilan ishlatilishi mumkin bu faqat sanalmaydigan otlar bilan bu faqat sanaladigan otlar bilan ishlatiluvchi aniqlovchilar hisoblanadi a few degani some biroz bir qancha few not many degani uncha ko'p emas deyarli yo'q degani bu asosan sanaladigan otlar bilan ishlatiladi a few degani not many only a few degani not many uncha ko'p emas degan ma'noda ishlatiladi xo'sh little degani uncountable noun ya'ni sanaladigan ot bilan ishlatilsa small kichkina degan ma'noni bildiradi masalan a little house kichkina uy lekin o'zi asosan sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi little uncountable noun not much uncha ko'p emas a little bo'lsa uncountable noun some ya'ni biroz bir qancha degani demak sizlar bilan a few fewlarni ko'rib chiqqanmiz demak shu narsa aytyapti xo'sh a few sanaladigan little sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi ma'nosi o'sha a few bo'ladigan bo'lsa yetarli few bo'ladigan bo'lsa yetarli emas a little bo'ladigan bo'lsa yetarli little o'zi bo'ladigan bo'lsa yetarli emas degan ma'noda tarjima kelib chiqadi xo'sh bu yoqda indifferent articles ya'ni noaniq article o'zi ingliz tilida artikllar ikkiga bo'linadi definit and indifferent article demak bu noaniq artikllarni ko'rib chiqamiz a hisoblanadi with singular countable nouns demak
Seneler diye birlikte gördüler oldu. Hem işe article işletilen, no one article. Demek talking about one thing but not being specific, mentioning something for the first time, talking about things generally formal. Beraber ders hakkında birinci mertte yapıyorken elimizde biz esasen no one article hakkında yapıyoruz. Çünkü bilmemiz kalı bu ders hakkında toluk. Demek beraber ders hakkında birinci mertte seneler diye birlikte gördüğünden yapıyor, seneler diye o hakkında yapıyorken bulsak. Indefinite article'dan faydalanırız. Mesela I'd like to go a concert demek mi? Concert ke borusunu istemem de yaptı. Concert bu tamoşa mı bu şey concert birlikte ki sen öyle diyor toplanan demek kaysi concert hakkında etmedik. Bu şey için bir kandaydı concert yani general umumi bu geldik için a concert böyle yaptı. Ya ki I have had a great idea demek bende acayip fikir var demek fikir, idea, fikir bu geldik için hello birinci mertte etkili yaptı. Uşan üçü iyi işletti ne yaptı. Kengisi talking about things generally. Umumi nerseler hakkında yapırsak işletirken biz mesela a poet sees the world differently. Demek poet yani demek, şairler ya ki poet diye yani, şey, dastan mı demek o şey dünyanın başkaça kuruyordu bunlar ne yaptı. Demek genus demeli general kılıp yapırganımız için umumi bu geldiği için iyi işletilini yaptı. Eğer payet spol edigen bulsa yani kubrikte hiç kaçan biz kubrikteki otlar oldan iyi işletmeyemiz. Normal artikellerini kubrikteki otlar oldan işletmeyemiz. Fakat yine birlikteki otlar oldan işletemiz. Demek mention something first something first the first time. Eğer de biz browner'sen birinci mertte hissediyorken bu dayan bu şey normal artikelden faydalanamız. Kendisi we use a before a counter consonant sound and an before a vowel sound, it's sound not that the spelling that is important. Demek biz undaş bilen başlangıç sözler olan a, ulli bilen başlangıç sözler olan an preblogunu yani anaklavuç sözünü meydim. Artikelini işletemiz, lakin esasen fakat yine ungeyemez pronunciation yani telaffuzge alakıda itibar verişimiz gerek bolat deyipti. Mesela you ullu bilen başlangıcı karamazsan e işletini yaptı undoş bilen çünkü telaffuzda unique deyip okuladı y y harfi undoş bu geldiği için bu şey için hem e tuttu ya ki umbrella yani bu neme bu geldiği ullu bilen bu geldiği için en işletini yaptı ya ki university degen de u bilen yazıladı lakin y bilen okuladı bu şey için hem neme hesaplanadı neme dedim. Telaffuz gelen itibar bir şey gerek. Uşan için eğer ulu bilen telaffuz kılınırken bulsa en, en eğer undoş bilen telaffuz kılınırken undoş bilen yazarken bulsa iyiden faydalanışımız gerek. Bolelim. We use an to show that group someone or something belongs to or classify it, him, her. Demek biz non article'dan faydalanamız. Kaysi ki bir abin derseni kimdedir grubunu ya ki bir abin derseni demek uşa ifadalamakçı bulsak mesela başka anıma mesela Liz is a modernist. Demek Liza bu modernist yani zaman oyunumalarının targıbatçısı. Bunu başka takılıp etedigen bulsak kesb nomlar olduğunu hemşe non-ok artikel işletirler desek işte doğru olaydı bu kaydaki. Yani kesb nomlar olduğunu she is a doctor, she is a teacher. Demek kesb nomlar olduğunu hemşe biz non-ok artikel işletemiz. Başka İngilizce defined article yani anık article işletilmiş cüneyen kub demek singular countable nouns birlikteki senelerdeki ot olduğundan işletilmelerken demek being specific bu yanda non kandaydır general nerse hakkında yapırmayımız onun için biz non article'dan faydalanırdık demek mahsus nerseler yani anık bir specific degen o işte mahsus nerseler hakkında yapırganımızda etkenimizde biz the anık article'dan faydalanırdık özde nomiye mektup da anık de Is that the band you were talking about? Bu iş bu grup mu? Sen bunge aytayotgan. Demek bu grup hakkında oldun aytgan. Unga haberi bor. Bu şey için ikinci mertte aytayotgan için the'dan faydalanayapti. Yoki talking generally formal. Resmi üslupta umumi qilib gapiradigan bo'lsak, mesela the guitar. Demek barcha gitaralar. The guitar is one of the oldest musical instruments. Gitara one of the yani en kadimi üskünelerden yani instrumentlerden biri hesaplanadı deyapti. Demek spesifik mahsus narsalar beraber narsa haqida general qilib gapiradigan bo'lsak ham singular countable nouns bilan birlikdagi sanalar bilan the anik artiklni ishlatamiz. Keyingisi plural countable and uncountable nouns.
Birlik ko'plikdagi sanaladigan ve sanalmaydigan otlar oldidan being specific maxsus biror bir narsani nima maxsus qilib gapiradigan bo'lsak ishlatar ekanmiz. Izoaniq artikalni the scales are balanced to symbolize equality. Demak tarozi ramzi hisoblanadi tenglikning deyapti. Demak tarozilar ko'plikdagi bo'lishiga qaramasdan the aniq artikl ishlatilmayapti. Keyingisi singular uncountable nouns. Demak ko'ryapsiz singular countable and singular uncountable. The aniq artikli hem sanaladigan hem sanalmaydigan artikl bilan ishlatilar ekan. Being specific maxsus ya'ni biror bir narsa maxsus. Who did the publicity for the show? Demak kim bu targ'ibot ishlarini olib bordi show ya'ni show degani o'sha bir teledastur uchun ko'rgazma uchun. Demak the publicity sanalmaydi lekin maxsus ya'ni being specific bo'lganligi uchun the ishlatilyapti. Keyingisi with some adjectives to mean groups of people. Demak sizlar bilan oldin ko'rganimizda ba'zi sifatlarning otga o'xshab ishlatilishida qariyalar, keksalar, boylar, kambag'allar degan payti the ishlatilgandi. Demak the young bu yerda ham o'sha the old. Talking generally. Demek umumi kalıp beraber grup vekilleri hakkında yapıyorduk yanımızda the anık artikelden faydalanalım. Hoş geldiniz. We often use the with physical things that are unique. Mesela the moon. Demek dünyada yegane bulunan narsalar hakkında yapıyorduk yanımızda yani kayda gelip çıkmakta. Dünyada yegane bulunan narsalar hakkında yapıyorduk biz the anık artikelden yapıyorduk. Mesela the moon. Oy, the queen, kraliçe. Yoki we often use the superlative. Demek sıfatning orttirma derecesi superlative'de hemişe the anak artikeli işletilmedi. Mesela the best. Yoki cardinal number. Sanaksallar bilen. Birinci, ikinci gibi. Kengisi we can also use to mean the well-known or the famous. Demek biz the'dan faydalanışımız mümkün iken well-known degen en çekin tanılgen meşhur. Yoki famous degen yani meşhur. Demek bana şu well-known yoki famous degan ma'noni ifodalamoqchi bo'lsak, the'dan foydalanamiz, lekin bu juda keng nima deydi? Uncha keng tarqalmagan. I bumped into Damien Hirst, the artist in the supermarket. Demak, men Damien ismli mashhur nimaga artistga duch keldim supermarketda. Demak, juda ham mashhur nima degan ma'no kelib chiqadi. Mashhur artist, the artist. Xo'sh, keyingisi zero article ya'ni article umuman ishlatilmaydigan holatlar mavjud. Demak, bular quyidagilar. With plural countable and uncountable nouns talking generally. Demak, ko'plikdagi sanaladigan va sanalmaydigan otlar oldidan qachonki biz general umumiy qilib gapiradigan bo'lsak, mana shu paytda biz hech qachon article ishlatmas ekanmiz. Don't let your young child use scissors unsupervised. Demak, yosh o'g'lingga yoki bolangga hech qachon qaychini ishlatishga ruxsat berma, kuzatuvchisiz, ya'ni o'zi ishlatishga ruxsat berma deyapti. Ya'ni scissors qaychilar umumiy qilib aytayapti. Aniq qaysi qaychi haqida gapirilayotgani noma'lum umumiy bo'lgani uchun biz hech qanaqa artikl ishlatmayapmiz. Keyingisi with singular uncountable nouns. Demak, sanalmaydigan birlikdagi otlar oldidan talking general umumiy qilib gapiradigan bo'lsak, mana shu payt ishlatar ekanmiz. Masalan, an artist always needs inspiration. Demak, san'atkorga hamisha inspiration, ruhlanish dalda turtki kerak bo'ladi deyapti. Demak, inspiration sanalmaydigan ot bo'lganligi uchun talking generally qaysi artist, ya'ni qaysi aktyor yoki san'atkorligi aniq aytilmagan, barcha san'atkorlar uchun degani uchun biz general bo'lganligi uchun nimadan foydalanyapmiz? Ya'ni zero artikldan foydalanyapmiz. We often use no article for concepts, not physical things. Demak, biz odatda artikllar ishlatmas ekanmiz. Concept degan tushuncha, fikrlar uchun qaysiki physical, ya'ni tashqi ko'rish jihat, ko'rish mavhumotlar uchun demoqchi, qisqa qilib aytganda physical things, not physical things. Ya'ni society, jamiyat yoki space, koinot yoki nature, tabiat. Mana shunday ya'ni physical, jismoniy tashqi ko'rinishga ega bo'lmagan mavhum narsalar uchun biz zero article'dan foydalanamiz ekan. Xo'sh, keyingisi articles by category and with particular phrase and expression. Demak, aniq article bilan keladigan iboralar mavjud, noaniq article bilan keladigan iboralar mavjud va umuman articles keladigan iboralar mavjud. Mana shular nima qilingan? Indefined article, noaniq article bilan keladigan holatlar, vaziyatlar.
Defined article, anık article bilen kiledigen haletler, veziyetler, fraza, sözler, ibareler ve zero article, articles kiledigen haletler, veziyetler, sözler. Demek bunların fakat yine yodlaş gerek olan, mesela vakt nispeten kaçan anık article, kaçan anık, kaçan umum article işletilmeydi. Demek bunların çüntürüşüne hacet yok benimce, çünkü düşünürlerdi ancak. Bularni faqat yine yoddaş gerek bo'ladi. Masalan, Himalay degan tog' nomlari oldidan hamisha aniq artikl, tog' cho'qqilari nimalari oldidan, tog' tizmalari oldidan aniq artikl, tog' nomlari oldidan ishlatilmaydi degan qoidalar. Demak, bunga tushunmasangiz, o'sha sizlar bilan yaqindagina morfiya 2-chi qismida ko'rdik, zaniq o'sha artikl mavzusi haqida 10 ta mavzu o'tdik. Demak, o'shanda bemalol qachon qayerda qaysi bir ishlatishini tushunib olishingiz mumkin. Xo'sh, bu yoqda uyga vazifalar berilgan. Tushunmasangiz bemalol so'rashingiz mumkin. Quality and the art. Demak, biror narsaning sifati va art san'at haqida bo'lar ekan keyingi lug'atlarimiz. Demak, bularni o'zingiz mustaqil tarjima qilishingiz mumkin lug'atdan foydalangan holda. Ve uyga vazifalar kitobning orqasida javoblari ham bor. Tushunmasangiz YouTube yoki Telegram orqali aloqaga chiqsangiz tushuntirishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.